permütasyon kombinasyon konusuyla ilgili kanalda istek vardı. Onunla ilgili bir video serisi olacak. Çıkmış tüm sınav sorularını çözmeye çalışacağım ÖSYM sınavlarında. İlk önce kısa bir bilgi vereceğim permütasyon kombinasyonla ilgili. A ürününden x tane, B ürününden y tane, y tane varken A ürününden bir ürün veya B değil veya B ürününden bir ürün seçimi x artı y farklı yolla yapılır. Yani A'da örneğin 4 tane gömlek var. 3 tane de pantolon. Diyor ki bir gömlek veya bir pantolon seçecektir. Kaç farklı şekilde seçer? 4 gömlekten bir gömleği 4 farklı şekilde seçer. 3 pantolondan bir pantolonu da 3 farklı şekilde seçer. Veya dediği için ikisini topluyoruz. 7 farklı yolla yapar diyoruz. İkinci durum ise V koşulu için. A işi X yolla B işi Y yolla C işi Z yolla yapabildiğine göre sıralı bir biçimde abc B, işi birlikte X, Y, Z kaç farklı yolla yapabilir? Burada X çarpı Y çarpı Z'yi kullanıyoruz. Bunun sorularda çok daha somut halleri var. Orada gösteririm. Üstteki zaten pek çıkan bir şey değil. İlk koşu. Faktöriyele bakalım kısaca. Faktöriyel neydi? Şu şekilde gösteriliyordu. Mesela 5 faktöriyel ünlem işareti 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 demekti. 0 faktöriyel 1'e eşitti. 1 faktöriyel de 1'e eşitti. Bunları biliyoruz. Bunu da yine soruda vereyim. Böyle ee, havada kalmasın. Biraz sıkıcı oluyor teorik anlatımlar. Şimdi ilk sorumuz şöyle. X şehrinden Y şehrine 4 farklı yol, Y şehrinden Z şehrine 3 farklı yol ile ulaşılabilmektedir. X ile Z şehirleri arasında yolculuk yapılırken Y şehrinden mutlaka geçilmelidir. X'ten Z'ye kaç farklı şekilde ulaşılabilir? Burada V koşulu var. Yani hem X'ten Y'ye gidiyor, Y'den de Z'ye gidiyor. Yani X'ten Y'ye veya Y'den Z'ye değil. iki yolu da kullanacak. Dolayısıyla burada 4 olasılık var. 4 tane yol. Burada da 3 olasılık olduğu için 4 çarpı 3 diyoruz. 12 farklı şekilde ulaşabilir diyoruz. Peki illa böyle mi yapmamız gerek? Şöyle mantığına bakalım. Şimdi mesela bir, burada bir yol olsaydı, burada 3 yol olsaydı. Bu bir yolu kullanıp burada 3 farklı seçim yapabilirdi. Şöyle düşünelim. Kırmızıyla gösteriyorum kırmızı ile gitti. Sonra şöyle gidebilirdi. Veya mavi ile gidebilirdi. Veya yeşil ile gidebilirdi. Bu kırmızı için yeşil, mavi ee, ve kırmızı olasılıkları var. İkinci yolda onu da siyah diyeyim. Siyahla gidiyor. Siyah için de yeşil, mavi ve kırmızı olasılıkları var. Dolayısıyla her biri için 3 tane olasılık var. Buradan da bulabiliriz. 4, 3 olasılık için her birini toplarsak 4 tane 3'ü topluyoruz 12 oluyor. İkinci soru diyor ki bir sürücü x'ten z'ye gidiyor aynı şekilde. Daha sonra önce y'ye gidiyor 4 yoldan sonra z'ye gidiyor 3 yoldan üstteki soru yani. Sonra geri dönüyor ve geri dönerken ikisi e aynı yoldan iki kez geçmediğine göre. İlk başta kaç olasılık vardı? Burada 4 yol vardı. Burada da 3 yol. Dolayısıyla 4 çarpı 3'ten 12 farklı şekilde gidebilirdi. İkinci koşulum yine V. Gidiyor ve dönüyor. Dolayısıyla yine bir çarpım gelecek. Ve gitme geri dönme koşuluna bakacağız. Örneğin şu yolu kullanmış olsun ve şu yolu kullanmış olsun. Şimdi geriye dönerken Z'den Y'ye 2 tane yol var. 2 olasılığı. Y'den X'e ise 3 tane olasılık kaldı. Dolayısıyla 2 çarpı 3'ten 6 tane olasılığı var. Bunu ilk giderken ki 12 olasılıkla çarpıyoruz. Çünkü V koşulu var. Hem gidiyor hem dönüyor. Ve dolayısıyla 12 çarpı 6'dan 72 sonucuna ulaşıyoruz. Üçüncü soru şu şekilde bir konserve fabrikasında üretilen 8 tür konserve 3 kavanozluk paketler halinde satışa sunulacak. Yani ne var? Şöyle bir paketim var benim. Bu paketin içinde 3 tane konserve var. Birinci konserve, ikinci konserve, üçüncü konserve. Bu bir paket. Diyor ki bir paketteki kavanozların her birinde farklı türden konserveler vardır. Bu fabrikada içlerindeki konserve türlerine göre en çok kaç değişik paket hazırlanabilir? Şimdi 8 çeşit konserve var. Dolayısıyla şimdi mesela paketi hazırlayacağım. Önüme aldım konserveleri. 8 kutu konservem var. Şimdi şurada da üçlü bir paketim var. Şöyle yan yatırdığımızı düşünelim. Şöyle açtık. İçine 3 tane konserve koyacağız. 3 farklı konserve koyacağız. İlk konserveyi koyarken 8 tane ihtimal var. Bunlardan birini aldım koydum. 8 tane ihtimal var. İkinci konserveyi koyarken geriye 7 tane ihtimal kaldı. Bunlardan birini koydum. Ve üçüncü konserveyi koyarken bunu da koyduk maviyle. Ve üçüncü konserveyi koyarken bakıyorum ki 6 olasılık kaldı. Bunlardan birini de buraya koydum yine V koşulu var. Birinci, ikinci ve üçüncü konserve beraber olacağı için 8 çarpı 7 çarpı 6'yı yapıyorum ve 8 kere 7 56 56 ile 6'yı çarpacağım pratik yolum 50 ile 6'yı çarptım 300 üstüne 6 kere 6 olan 36'yı ekledim 336 devam ediyoruz şu şekilde bir papağan ve bir kanarya İki kuş aynı kafeste olmamak koşuluyla KLM kafeslerine kaç değişik şekilde konulabilir? Çizelim. KLM kafeslerim var. Kanaryam var. Ve papağanım var. Şimdi kafesleri önüme aldım. Kanaryayı koyacağım. 3 tane kafes var birine koydum. Dolayısıyla 3 tane olasılığım var. Örneğin şuna koydum. Diğerlerine de koysam fark etmez. Sonra papağanı koyacağım. Ama ikisi aynı kafeste olmayacak. Dolayısıyla biri gitti. Kalan iki kafesten birine koyacağım. Dolayısıyla iki olasılığım var. Çarptım alt. Çünkü V koşulu var. İki, hem birini koyuyoruz sonra diğerini koyuyoruz. İkisini de koymamız gerekiyor. 5 farklı kitap bir raf üzerine kaç yan yana kaç türlü sıralanabilir? 5 tane kitap var. Şöyle bir 5'li de rafım var. Kitaplarımı aldım önüme. Raflara koyacağım. Birinci kitabı baktım. 5 tane olasılık var. Birine koyabilirim. 5 tane olasılığım var. Sonra bunu koydum. Ama raflarında biri doldu. Artık 4 kitap var. 4 olasılık. Bu kitabı aldım. Önümde 4 olasılık var. Buraya koydum. Geriye kaldı 3 kitap. Bu kitabı aldım. Şuraya koydum. Geriye kaldı 2 olasılık. 2 tane de kitabım var. Ve bu şekilde hepsini yerleştirdim. Çarpınca 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 120 sonucuna ulaştım. Ales kümesinin elemanları ile anlamlı ya da anlamsız 4 harfli kaç tane sözcük oluşturulabilir? A, L, E, S. Şimdi burada ne var? Burada aslında diyor ki farklı kelimeler oluşacak. Yani kombinasyona geçince daha iyi oturur da. Şimdi mesela kombinasyonda sıralama önemli değil. Diyor ki mesela A L E'yi kullan da istersen böyle kullan, istersen böyle kullan. Ama permütasyonda sıralama önemli. O yüzden harfli sorular permütasyondan geliyor. Çünkü harflerin yeri değişince kelime değişiyor. Şimdi burada elemanlarıyla anlamlı anlamsız dört harfle. 4 harfle harf de 4 çizgiyi çektim. Kaç sözcük oluşur? Şimdi ilk başa aynı kütüphaneye kitap dizer gibi düşünüyoruz. 4 kitabımız var, dört tane rafımız var gibi düşünüyoruz. Bu dört taneden bir tanesini aldım buraya koydum. 4 olasılık var. Bu gitti. Kaldı. 3 olasılık ve üç tane harf. Bu harflerin birini de ikincisine koydum. Kaldı 2 olasılık 2 harf. Bu harfte iki tane ikisinden birine gelecek. 2 olasılığım var. Bunu da koydum. Ve son harf de buraya gelecek. Bu şekilde 4 çarpı 3 çarpı 2 24 4 faktörü zaten soruyu çözebiliyoruz. Aslında kitabı yerleştirme mantığı. E, M, N, I Y, T kümesindeki her harf bir kez kullanılarak deniliyor ki e harfi ile başlayan anlamlı ya da anlamsız 3 harfli kaç sözcük? 3 harf dedi 3 çizgiyi çektim. Koşulum ne? E burada olacak. Öyleyse E ile alakam yok benim. E'den çıktık. Geriye kaldı 5 harf buraya yerleştireceğim. Şimdi buraya 5 harften birini koyacağım. 5 olasılığım var. Birini koyduk. Geriye kaldı 4 olasılık. Bu 4 harften birini de buraya koyacağım. Dolayısıyla 5 çarpı 4 20 tane kelime yazabilirim. 8. soruyla devam edelim. Bir öğrenci içinde matematik, Türkçe, İngilizce, psikoloji ve felsefe dersi testleri bulunan yeterlik sınavına girecektir. Öğrenci ilk olarak matematik testini çözecek. Tamam, ilk olarak matematiği çözdü. Artık matematikten çıktı. Çözdüğüne göre tüm testleri kaç farklı sırada çözer? Önce matematiği çözdü. Kaç dersi var? 1 2 3 4 5 dersi var. Matematiği çözdü. Geriye kaldı 4 tane ders. Şimdi önünde 4 tane ders var. Bunlardan birini seçip matematikten sonra çözecek. Dolayısıyla 4 olasılık var. Bu derslerden birini seçti. Örneğin psikolojiyi seçti. Önünde 3 ders var ve 3 dersten birini seçecek. Birini daha seçti. Önünde 2 olasılık var. İkisinden birini seçecek ve sonra bir olasılık kalıyor. Çarptığımızda 24'e ulaşıyoruz çünkü beraber koşullar. Çünkü şöyle demiyor yani. Matematik veya şu, şunu seçecek, bunu seçecek demiyor. Direkt diyor ki ya sırayla hepsini yapacak. Koşullar peş peşe. Yazarları farklı 3 matematik, 2 fizik, 2 kimya kitabı bir rafa dizilecektir. Biraz zorlaşmaya başlıyor burada soru. Aynı dersin kitapları bir arada olmak koşuluyla bu 7 kitap kaç farklı şekilde dizilir? Şimdi burada aynı dersin kitapları bir arada diyor ya ben bunu şöyle yapayım. Matematik kitapları, fizik kitapları, kimya kitapları. Kimya, fizik, matematik. Bunları rafa koyacağım. Rafımda şöyle 7 kitap var. Şöyle böleyim 3 parçaya. Bu üç parçadan birine matematik kitapları, birine fizik, birine kimya kitapları gelecek. Şurada kaç olasılığım var? Üç olasılığım var. Matematik, fizik, kimya kitaplarından biri şu rafa gelecek. İçine daha sonra gireceğim. Yani kendi aralarındaki yer değişmeye. Birini koyduk. Kaldı iki olasılık. Ya fizik ya kimya gelecek örneğin. Örneğin kimyayı koyduk. Buraya da fizik gelecek bir olasılık. Bu şekilde altı tane olasılığım var. Bunu aklımda tutuyorum. Daha sonra geldik kitapların kendi aralarındaki yer değiştirmelerini. Çünkü kendi aralarında yer değiştirdiğinde yine sıralama değişecek. O yüzden bir permütasyon sorusu bu. Sıralama önemli. Yani kitapların görünüşü değişiyor sonuçta. Peki kendi aralarında nasıl yer değiştirir? 3 tane matematik kitabı zoomladığımı düşünelim matematik kitapların içine. İşte ilk öğretim, orta öğretim ve ilk okul, ortaokul ve lise kitabı. Bu 3 tane kitaptan biri buraya gelecek. 3 olasılık. Kalan birisi şu gitti diye mesela kalanlardan birisi buraya gelecek. 2 olasılık ve 1 olasılık. 6 olasılık var. Bunu da yazdım. Çarpı 6 dedim. Çünkü bu da bir e, V olasılığı. Daha sonra fizik kitapları. 2 tane fizik kitabı var. Birisi buraya gelecek. ikisinden biri. 2 i̇ki tane olasılık var. Diğeri direkt buraya gelecek. 2 olasılık. Kimyada da aynı. Aslında bu 3 faktöriyel 2 faktöriyelden geliyor ama ben detaylandırıyorum anlaşılsın diye. Ve bu 6 çarpı 6, 36 çarpı 2, 72 çarpı 2, 144 şekilde oluşabilir. Önce kitapları kendi önce kitapları kategorik olarak sıraladık. Daha sonra içine zoomladık ve kendi aralarındaki de yer değiştirmeyi de aynı şekilde hesapladık. Anne, baba, iki kız, iki kız ve bir erkek çocuktan oluşan bir aile. Biri 3 kişilik, diğeri 2 kişilik oturma grubuna kız çocuklar yan yana olmak üzere kaç değişik şekilde oturabilir? Bu soru biraz daha zor bir soru. Umarım anlaşılır. Şimdi 3 kişilik ve 2 kişilik oturma grupları var. Kız çocuklar yan yana olacak. Biz kız çocukları tek bir kişi gibi düşünelim. Daha sonra kendi aralarında yer değiştirmelerini yapalım. Şimdi tek bir kişi gibi düşündük mü? Şöyle bir 3 kişilik var. Oturma odası. Bir de 2 kişilik var. Kız çocukları iki kişiliğe oturduğunu düşünelim ilk başta. Kız çocuklar burada. Burada da diğerleri var. Diğerleri şuraya üç kişi kaldığı için buraya üç farklı şekilde oturabilir. Buraya iki farklı şekilde, buraya bir farklı şekilde. Kız çocukları burada kendi aralarında yer değiştirebilir. Dolayısıyla ikisinden biri buraya, biri de buraya geleceği için iki farklı şekilde oturabilir. Bu ilk olasılığımız. Bu ikisini çarpıyoruz. 3, 2, 1 çarpı 2, 12. Niye çarptık? Çünkü V olasılığı. Buraya bunlar oturuyor ve buraya kızlar oturuyor. Bu 12. Kızlar ikiliye oturursa. Şimdi ne diyorum? Veya diyorum. Kızlar ikiliye oturursa veya kızlar üçlüye oturursa. Şimdi ikinci ihtimale geleceğim. Dolayısıyla topluyorum. İlk başta gördüğümüz şey burada kullandık. Kızlar üçlüye oturursa ne olacak? Önce kızları tek bir kişi gibi düşünelim. Şöyle iki tane koltuğu kaplayacaklar. Geriye kalan koltuğa bu üç kişiden biri oturacak. Dolayısıyla üç tane olasılık var. Şurayı biraz temizleyeyim ben. Kızlar burada. İkisine oturacak bu koltukların. Geriye kalan koltuğa üç kişiden biri oturacak. 3 olasılığım var. Sonra bu Mesela geldi diğer taraftan babayı seçtik. Şimdi baba buraya geldi. Kızlar da var ama kendi aralarında da yer değiştirebilirler. Yani baba başa gelebilir, baba buraya gelebilir, baba buraya gelebilir. O şekilde bir seçimimiz var. Ama tabii ortaya oturamıyor baba çünkü kızlar yan yana oturacak. Dolayısıyla ya kızlar böyle oturacak ya da burada oturacaklar. Kızları tek bir kişi gibi düşünmek o açıdan faydalı. Böyle yan yana oturmaları hep öyle çözeceğim inşallah. Kızları yan yana tek bir kişi gibi düşünüyorum. Baba ile aralarında yer değiştirebilirler. Dolayısıyla iki olasılık var. Ya birisi sola geçecek ya birisi sola gibi düşünebiliriz. Bunu yaptık. En son kızların kendi aralarında yer değiştirmeleri de iki olasılık. Geriye kaldı burada iki kişi. Mesela baba buradaysa anne ve erkek çocuk buradaydı. Bunlar da kendi aralarında yer değiştirebilir. Dolayısıyla iki olasılık daha var. Çarptım mı 24. Bu iki olasılığı 12 ile 36'yı topladı, topladım. 24 topladığımda da, da 36'ya ulaşıyorum. Yani ne yaptım? Önce dedim ki kız çocuklarını iki kişilik oturma grubuna oturtayım. O olasılığı hesapladım. Daha sonra kız çocukları üç kişilik oturma grubuna oturttum. Ve o olasılığı hesapladım. Bu veya bu dediğim için de iki olasılığı topladım. İki olasılığı çarpmadım. Biraz diğerlerine göre üst seviye bir soru. Bir sınıfta 5 kız 10 erkek öğrenci vardır. Bu öğrenciler kızlar ve erkekler kendi aralarında yan yana olacak biçimde. Şu kız kutum şu erkek kutum. Burada 5 tane kız var içinde. Bunun içinde 10 tane erkek var. Şimdi bu kutular içinde düşüneceğiz. Önce kendi aralarını ne kadar yer değiştirebilirler? İki koşul var. Ya kızlar bu tarafta ya erkekler bu tarafta. Dolayısıyla iki tane olasılık var. Bu iki çarpımımı ekliyorum. Şöyle bir baktığımda zaten faktöriyeller dışında iki çarpanı olan şık Bursa. Ama tabii çözelim. İki çarpımını ekledim. Geri, sonra kutuların içine zoomlayacağız. Şurada 10 erkek var. Şurada da 5 er, beş kız. 10 erkek kendi arasında kaç farklı şekilde sıralanabilir? Klasik permütasyon sıralama olduğu için 10 faktöriyel diyebiliriz. Dolayısıyla 2 çarpı 10 faktöriyel. 5 kişi de 5, fark 5 faktöriyel şeklinde sıralanır. Tabi bunu oturup hesaplayamazsınız sınavda ama unutursanız 3 farklı kişi kaç şekilde sıralanır diye kendiniz oturup hesapladığınızda 6 olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla burada 3 faktöriyel var aslında. 2 faktöriyel çarpı 10 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel bursa oluyor. Neden hepsini çarptık? Çünkü V olasılığı var. Kızları yapıyoruz sonra geçiyoruz erkekleri aynı düzene göre yapıyoruz. Aynı ilk yol sorusu gibi yani önce bu yolu gidiyoruz peşine bu yolu gidiyoruz. İkisi birbirinden bağımsız şeyler değil. Dolayısıyla V'yi kullanıyoruz. Devam edelim. Bir, birinci soru burada eksik kalmış. Birinci soruyu özellikle koymamışım. O kombinasyona daha yakın diye. Basit bir soru ama Şimdi burada 1, 3, 5 rakamlarını kullanarak rakamları birbirinden farklı. Şimdi geçtik şeye. Permütasyon nerede kullanılabilir diye düşünmüşler. Sayıları bulmuşlar. Sayılar. Çünkü niye? Çünkü permütasyonda sıra önemli. Yani 1, 3, 5'in olması değil bu 1, 3, 5'in sırası da önemli. Çünkü sıralarını değiştirdiğinde farklı sayılar oluşuyor. Farklı sayılar oluştuğu için ne yapıyor adam? Diyor ki ben bu permütasyon sıralamanın fark önemini sayılarda kullanayım. Sayı buldur. Adama diyeyim şöyle kaç sayı yazılır böyle kaç sayı yazılır. 1, 3, 5 rakamlarını kullanarak hemen bakıyorum. 3 basamaklı 3 çizgiyi çizdim. Kaç sayı yazılabilir? Şuraya kaç farklı sayı gelebilir? 3 farklı sayı gelebilir. Biri gitti örneğin 5 gitsin. Kaldı 2 tane. İkisinden biri buraya gelebilir. Kaldı bir tane. Mesela bir gitti. Kaldı bir tane. O da buraya gelecek. Ha, 5'i seçmeseydim ne olurdu? Hiçbir şey değişmezdi. Örneğin üçü seçtiğimde buraya üçünden biri geldi. 3 geldi dedim. 3 gitti. 2 tane kaldı. İkisinden buraya. buraya diğeri buraya. 3 çarpı 2 çarpı 1. 6 şekilde yazılabilir. Rakamları birbirinden farklı dedi. Tabii o yüzden ee, ona dikkat ediyoruz. Genelde rakamları birbirinden farklı oluyor ama sınavlar var. 1, 2, 3 rakamları kullanarak rakamları tekrarlı ya da tekrarsız 3 basamaklı kaç çift sayı yazılır? 3 basamak dedi. Bunu not ettim. Tekrar var dedim. Şuraya tekrar diyeyim. Farklı değil. Ve çift. Şimdi bu rakamları kullanarak çift yazacaksam zaten tek şansım şuraya 2'yi koymak. Ama 2 olasılık yok. 1 olasılık var. O da buradaki sayı 2 oluyor. 3 basamaklı kaç tane çift sayı yazılabilir? Buraya 2'yi koyduk ve geriye kaldı şuraları bulmamız. İlk başa kaç şey gelebilir? Bunu tersten yapmak daha güzel aslında. Buraya kaç tane sayı gelebilir? 3 tane farklı sayı gelebilir. 1 de 2 de 3 de gelebilir. Geçtim buraya. Rakamları tekrar edebiliyor. Yine 3'ünden biri gelebilir. Geçtim buraya. Burada sadece 2 gelebilir. Bir tane ihtimal var. O da 2. Dolayısıyla 3 çarpı 3 çarpı 1 cevabımız 9. Rakamları birbirinden farklı. Hemen farklı diyelim. 3 basamaklı. 3 tane çizdim. Birler basamandaki rakam 2 ya da 4. Yani bulduğum olasılığı 2 ile çarpacağım. Bu da nereden geliyor? Ya da'dan geliyor. İki, aslında topluyorum kendisiyle. 2 ile çarpmak aynı şey. 2 ya da 4 olan kaç tane sayı yazılabilir? Şimdi buraya kaç tane gelebilir? Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı. 10 tane rakamım var benim ama buraya 9 tanesi gelebiliyor. Yalnız bu soruda mı hata vardı? Ne bir daha bakayım da. Bir tane soruda hata var. Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı bir birer basamandaki rakam 2 ya da 4. Şimdi buraya 9 tane gelebilir. 0 gelemiyor. Evet. E, burada da he, önce 2 geldiğini düşünelim buraya. Daha sonra 4 geldiğini, i̇ki, iki geldiğini düşünelim. Buraya 2 geldiğini düşünelim. Buraya 8 tane rakam gelecek. 8 rakamdan biri gelecek. Daha sonra buraya geçiyorum. Şimdi 2 gitti. Buraya da bir tane yazdık. Mesela 5'i yazdık örneğin. Kaldı 8 rakam. Yine 7 değil 8. Çünkü 0 bu sefer gelebiliyor. Ve buraya da 2 geldiğini düşünelim. Evet. 1 olasılığım var. 64. Şimdi 4 için yaptığımızda yine aynı şey var. Buraya 4 geldiğini düşünüyoruz. Buraya 0 gelemiyor. 4 de kullanılmış. Öyleyse 8 olasılık var. Yazıyorum geçtim buraya. Mesela 7'yi kullandım. 7'yi kullandım. 4 de burada vardı. Geriye 8 tane rakam kaldı. O da buraya. Ve sona sadece 4 gelebilir. 1 olasılığım var. 8 çarpı 8 çarpı 1 64. 2 olasılığı topluyorum. Niye? Ya da demiş. 64 artı 64 128. Devam edelim. 1, 2, 3 rakamlarını kullanarak oluşturabilecek 3 basamak sayıların kaç tanesinin onlar ve yüzler basamağında aynı rakam bulunur? 3 basamaklı. Önce kaç tane sayı oluşturabilirim ona bakalım. Şartları çok dikkatli okuyalım. Bunu ilk defa çözdüm 3 basamak sayıların kaç tanesinin onlar ve yüzler basamağında aynı onlar ve yüzlerde aynı rakam olacak ve bu rakamları kullanacağız. Şimdi mantıkken rakamları birbirinden farklı demiyor zaten şurada diyor ki aynı rakam bulunur Buraya 3 tane rakam gelebilir önce tüm olasılıkları bulayım Buraya da 3 tane rakam gelebilir. Yine buraya da üç tane rakamdan biri gelebilir. Dolayısıyla 27 olasılık var. Her kaç tanesinin onlar ve yüzler basamağında aynı rakam bulunur demiş. Onlar ve yüzler Şimdi onlar ve yüzler basamağında kaç tane bulunur deyip ben bunu bütün olasılıktan çıkartacaktım ama aslında daha kolay. O yüzden hiç ona gitmeye gerek yok. Şöyle diyebiliriz. Onlar yüzler basamağında ne olabilir? Onlar yüzler basamağı aynıysa 1-1 olabilir, 2-2 olabilir, 3-3 olabilir. Bunların her biri için şuraya 3 farklı olasılık gelecek. Buraya 1-1 geldi. Buraya ya 1 ya 2 ya 3 gelecek. Buraya 1-2-3 gelecek. 1-2-3 gelecek. Dolayısıyla 3-3-3 olasılıktan toplam 9 olasılığım var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamları kullanarak birbirinden farklı 3 basamak sayılar yazılıyor. Hmm. Rakamları birbirinden farklı. Hemen farklı notuma düştüm. 3 basamaklı 3 çizgiyi çektim. Yazılan bu sayıların kaç tanesinde 3 ve 4 rakamları aynı anda bulunur? Şimdi burada biraz düşünüyoruz. Acaba tersten mi gitsek daha kolay olur diye. Şimdi aslında bu soru biraz şeye benziyor. Bir aile vardı videonun başında işte Mesela üçlü koltuğa oturuyorlardı önce kendileri kızları bir kişi kabul ediyorduk daha sonra Onları kendi aralarında yer değiştiriyorduk falan Şimdi 3 4 aynı anda bulunuyor 3 ve 4 var burada 2 basamak belli 3 basamaktan geriye kalan bir basamağı da 1 2 5 6 sayılarından biri gelecek veya rakamlarından dolayısıyla 4 olasılığın var ben bu 4 olasılığı aldım. Şimdi e, bu 4 olasılığı alayım. Daha sonra 3 ve 4'ü bir sayı olarak kabul edeyim. Tek bir sayı olarak kabul edeyim. Ama gerçi yan yana deme, tam yan yana dememiş. Sadece beraber bulunur demiş. Şimdi öyleyse mesela hangisini almış olalım? 1'i almış olalım. 3 ve 4 vardı. Biz 1'i de aldık. Şimdi bu kendileri... Eee yer değiştirecek. 3 ile 4 önce bir sayı olarak kabul edeyim, bir de 1 var. Şimdi 1 buraya gelecek, örneğin 3 ve 4 buraya gelecek veya tersi 1, 3 ve 4 buraya gelecek, 1 buraya gelecek veya 1 buraya gelecek, 3 ve 4 buraya gelecek. Dolayısıyla 1'i her noktaya koydum. Başa, sona, ortaya 3 olasılık var. Bunu da yazdım ve 3 ile 4'ün kendi aralarında yer değiştirmelerini de ekledim. Aslında e, 3 faktöriyeli yaptım tabi de yani biraz uzattım 3 faktöriyel olduğu için e, şurası 6 ve 4 de başta vardı 24 farklı şekilde oluyor. Şurayı bir daha an anlatayım orası biraz karışık oldu. Ben böyle 3 4'ün 3'ü 3'ün ikilisi gibi demeyi sevmediğim için biraz ezbere giriyor. Yorumunu anlattığımda. Şimdi 3 ve 4 rakamlarını kullanıyor. 3 basamak sayı bunlar var. Geriye kaldı bir basamak bir sayı. Şimdi bunu burada 1 2 5 6 arasından seçecek. 4 tane olasılığımız var. Bu 4 olasılığı yazdım. Sonra bunlardan mesela bir tanesini seçiyor. Mesela 6'yı seçmiş olsun. Elimde 3 4 6 var. Şimdi bunlardan birisi şuraya gelecek. 3 olasılık var. Kalan Mesela bu geldi. Kalanlardan birisi buraya gelecek. 2 olasılık vardı gitti ve 1 olasılık. Demek ki kendi aralarında 6 farklı şekilde yer değişecek. Şuradaki rakamda 4 farklı şekilde olabileceği için 4 çarpı 6'dan 24'e ulaşıyoruz. 0, 2, 3, 4 rakamları ile rakamları farklı. Farklı dedim. 4 tane 4 basamaklı 4 çizgiyi çizdim. Kaç tane sayı yazılabilir? Neyi biliyoruz? 0 başa gelmez çünkü 4 basamak sayı olmaz. Buraya kaç tane sayı gelebilir? 3 tane gelebilir. Buraya kaç tane? Yine 3 tane. Çünkü bu sefer 0 için içine giriyor. 4 sayıya çıkıyor. Bir tanesini burada seçtiğimiz için örneğin 4'ü. 3 tane kalıyor. Geriye 2 tane kalıyor ve geriye 1 tane kalıyor. Ve 18 farklı şekilde seçilebilir. 8. soru. Benzer neredeyse aynı soru. Diyor ki 0, 1, 2, 3 kümesinin elemanlarını kullanarak rakamları birbirinden farklı. F koydum. Kaç tane 4 basamaklı sayı yazılır? İlk basamağa 3 olasılığım var. 1, 2, 3'ten biri gelecek. Geçtim ikinci basamağa. Bu sefer 4 olasılık var ama bir tanesini kullandım. Rakamları farklı dediği için. Birini kullanmış kabul ediyorum. Geri kalan 3'ünden biri gelecek. Şimdi iki tanesini kullandım. Dolayısıyla buraya ikisinden biri gelecek ve buraya bir tane gelecek yine 18'e ulaşıyorum. 0, 1, 2, 3, 4 rakamları kullanarak üç basamaklı kaç tane tek sayı yazılabilir? 4 basamak çizdim. Rakamları farklı dememiş. Tek demiş. Tek dediği için şuraya 2 tane olasılığım var. Bu ikisinden birini buraya kullandım ve şuraya da 0 da gelemiyor. Dolayısıyla geriye 3 tane olasılık kalıyor. Ama rakamları fark demediği için buraya 4 olasılığı da yazabilirim aslında. 4 olasılığı yazıyorum. Buraya da 4 olasılık, buraya da 4 olasılık. Ee, pardon. 3 basamaklı demiş. Yine saat geç oldu ben. Buraya 2 tane sayı gelebiliyor. Bunu yazdık. Buraya 0 gelemediği için 4 taneden birini seçtim. Buraya ise 5 taneden birini seçiyorum. 4 çarpı 5 çarpı 2'den 40. Şuraya 2 tane farklı sayı geliyor. Çünkü 1 veya 3 olacak tek dediği için. Devam edelim. 0, 1, 2, 3, 4 rakamlarını kullanarak 4 basamaklı kaç tane tek sayı oluşturulabilir? Yine rakamları fark dememiş. 4 basamaklı tek demiş. 1 ile 3'ü şuraya koyuyorum. Bunlardan biri gelecek. 2 olasılığım var aslında az önceki soruyla aynı gibi. Biri 2011 Jana. Biri 2010 PMYO. Direk aynı soru. Direk aynı soru. Burada ne fark var? Tek sayı. Bu ha 3 basamağı 4 basamağı çıkartmış. Şuraya 4 tane farklı sayı gelebilir. Şunlardan biri. Buraya 5 tane gelebilir çünkü artık sıfırı da kullanabiliyorum. Buraya da 5 tane farklı sayı gelebilir. Dolayısıyla 4x5x5, 25, 100, 200 farklı sayı oluşturulabilir. 11. soru biraz numara olan bir soru. Kümesin elemanlarından 5'in tam katı olan 3 rakamlı, yani 3 basamak demiyor da, rakamları tekrarsız farklı kaç sayı yazılabilir? Şimdi 5'in tam katı demek son basamak ya 0 ya 5 demek. Şimdi ben bir 0 için yapayım bir 5 için yapayım. 0 için buraya 0 geliyor bir olasılığım var. 5 için de buraya 5 geliyor bir olasılığım var. Şimdi 0 için buraya 1 geldi. Şuraya kaldı 1, 2, 3, 4, 5. Birini yerleştireceğim 5 olasılığım var. Ve kaldı geriye 4 rakam. Birini yerleştireceğim 4 olasılığım var. 5 çarpı 4 çarpı 1, 20. Geçtim ikinci duruma. Son basamak 5 olsun dedim. 1 olasılığımı koydum. Geriye kaldı. Şurada 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5'i koyduğum için 0, 1, 2, 3, 4. 0'ı da koyamıyorum. Detay burada. 4 olasılığım var. Daha sonra mesela 1'i koydum. 5'i de koymuştum en sona. Geriye kaldı 4 rakam. 4'ünden birini koydum. Bu sefer 16 olasılık oldu. 0 Evet. Veya 5 gelmesi olduğu için veya olduğu için 2 olasılığı topluyorum 36 12 bu biraz Kenarda kalmıştı aldım Yine aynı soru bu Rock Assubay bu 78 ÜSS Diyor ki elemanlarıyla rakamları birbirinden farklı 5 ile kalansız bölünebilen. Demek ki 5 ile kalansız bölünebilen dediğimi çevirdiği numara 5 ve 0'ı beraber koymak. 4 basamaklı diyor. 4 basamağı çizdim. Bir 0 durumu bir 5 durumu için. 0 durumunda ve 5 durumunda buralarda birer olasılık var. O da kendisi. 5 ile kalan rakamlar birbirinden farklı. Buraya 0'ı koydum. Şuraya 2, 3, 5'ten biri gelecek. 3 olasılık, 2 olasılık ve 1 olasılığım var. Buraya 5 e, gelmesi durumunda şuraya ikisi, ikisinden biri gelecek. 5 çünkü geldi. 0 da gelemiyor. 2 veya 3 gelecek. Buraya da ikisinden biri gelecek. Artık mesela örneğin 3'ü verdim ve 0 veya 2 gelecek. Bu sefer 0 devrede. Ve son kalan da buraya gelecek. Dolayısıyla ilk durumda 6, ikinci durumda 4 olasılığım var ve toplam 10 olasılığım var. 1, 2, 3, 4, Rakamlarını kullanarak yazılan 3 basamaklı. Rakamları farklı. Sayılardan kaç tanesi 3 ile tam bölünür? Bu da güzel bir soru. Bence en kaliteli sorulardan biri. Zaten Ales'in kökenindeki Lest'en çıkmış. 3 ile tam bölünür diyor. 3 ile tam bölünme kuralı neydi? Sayı değerleri toplamı 3'ün katı olacaktı. Ben buradan öyle 3 sayı seçeceğim ki sayı toplanınca 3'ün katı olacak. Neyi seçebilirim? Mesela 1, 2, 3'ü seçebilirim. Veya 2, 3, 4'ü seçebilirim. Çünkü bunların top, şunun toplamı 6, bunun toplamı da 9. 3'ün katı 3'e bölünebilir. 1, 2, 3, 2, 3, 4. 2 tane olasılığım var. Ya 1, 2, 3 rakamlarını kullanarak ya da 2, 3, 4'ü kullanarak çalışacağım. 1, 2, 3 olsaydı mesela ilk durumda buraya 3'ünden biri gelecekti. Sonra buraya ikisinden biri, buraya, buraya bir tek kalan 2, 3, 4 için de aynı. İlk basıma 3'ünden biri geliyor. Mesela bu geldi. Geriye kalanlardan biri buraya. Geriye kalanlardan biri de buraya gelecek. Dolayısıyla 3, 2, 6. 3, 2, 6. Bu veya bu olasılık olduğu için ikisini topluyorum. Ve sonucum 12 olarak buluyorum. 2, 4, 6, 8 rakamlarından 3'üyle. Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı sayılar oluşturulacaktır. Bu yolla oluşturabilecek sayılardan kaç tanesi 3'e kalansız olarak bölünür? Bu da bir yıl sonra çıkmış soru. Lesten yine leste çıkmış. Ama aslında aynı soru. Sadece rakamları değiştirmişler. Şimdi 3 basamak sayı 3'e bölünecek. 3'e bölünüyorsa rakamları toplayınca 3'ün katı olacak. Nasıl olur? Mesela 2 artı 4 artı 6 12 3'ün katı. 2 4 6 olabilir bu sayılar. Başka ne olabilir? 4, 6, 8 olabilir. Çünkü 18 de katı. 4, 6, 8. Bunları yerleştireceğiz. İlk durumda 2, 4, 6'yı yerleştirirken 3'ünden biri buraya gelecek. Mesela bu geldi. Sonra kalan ikisinden biri buraya gelecek. 2 olasılık var. Bu geldi. Ve kalan biri de buraya gelecek. 6 olasılık. Bunu da yani aynı şekilde üçünden biri buraya gelecek. Mesela bu geldi. Kaldı 2 iki tane. İkisinden biri buraya, ikisinden biri de buraya. 6 6 6 2 olasılığı. Topluyorum aynı şekilde 12. 1 2 3 4 kümesinin elemanlarıyla en az 2 basamağındaki rakam aynı olan 3 basamaklı kaç sayı yazılabilir? 3 basamaklı yazıyoruz. En az 2 basamağındaki rakam aynı. Yani ikisi aynı olabilir. 3 tane aynı olabilir ve dört tane aynı olabilir. İşte ben bu tarz sorularda tersten gitmeyi mantıklı görüyorum. Böyle en az falan deyince az önce yaptım. Orada tersten değil normal yolda kısaydı ama burada gördüğüm kadarıyla tersten gitme daha kısa. Niye? Çünkü diyor ki en az iki basamağı aynı. En az iki basamağı aynı olur. En az 3 basamağı aynı olur. Dolayısıyla iki tane olasılık var geriye kalan olasılık da zaten şu rakamları farklı olmaz. E şimdi 3 basamaklı. Buraya 4'ünden biri, dördünden biri gelebilir. İkinciye rakamları farklı dememiş. Yine 4'ünden biri gelir. Üçüncüye 4'ünden biri gelir. 64 olasılık var. E rakamları farklı olsaydı ne olacaktı? 4'ünden biri buraya gelecekti. Biri gitmiş olacaktı. 3'ünden biri buraya. ikisinden biri buraya gelecekti. Ve 24 olasılığım olacaktı. Bundan bunu çıkarttığımda 40 kalıyor. 40 ney? Rakamları farklı ol rakamları farklı olanlar değil de en az iki basamağı aynı olanlar veya en az 3 basamağı aynı olanlar. Tabi diğer yolda var ama bu şekilde de çözebiliyoruz. Rakamları toplamı 5 olan ve rakamları arasında 0 bulunmayan en az iki basamaklı kaç tane pozitif tam sayı vardır? Şimdi bunu da ilk defa çözüyorum. Ben sınavda olsam şöyle yapabilirdim. Rakamları toplamı 5 demek zaten hani bilinen şeyler. Hani 5 ile 0 olur, 4 ile 1 olur, 3 ile 2 olur. 5 ile 0 yer değiştiremez 2 basamaklı sayıda. Çünkü 0 5 olur o zaman olmaz. Bunun bir olasılığı var. 4 ile 1 41'i ve 14'ü oluşturur. 2 olasılığı var 32 ve 3 ile 2 32 ve 23 oluşturur. 2 olasılığı var. Bu şekilde 5 sayı yazılabilir. Geçtiğimizde 3 basamaklı sayılara 3 basamaklı kaç sayı yazılabilir diye bakıyorum. 5'i ee, 3 basamak sayı nasıl oluşturur? Rakamları farklı da dememiş. Bir hata yapmışım. Şurada 0 bulunmayan diyor. Şimdi 2 basamaklı, 3 basamaklı, 4 basamaklı ve 5 basamaklı sayılar yazacağız. Biraz yorum sorusu. Ben buradan çözdüm. Tabii farklı yolu olabilir de. Rakamları toplamı 5 olacak. Rakamları farklı değil. Ee, ve 0 bulunmuyor. O yüzden 6 basamaklı yazamıyoruz. Çünkü 6 basamaklı yazsak hepsine 1 versek bile bir 0 gerekiyor. 5 basamaklı şu şekilde yazabiliyoruz. Burada bir olasılığımız var. 4 basamağa geçtiğimizde neyin toplamı 5 eder? 2, 1, 1, 1'in toplamı 5 ediyor. Peki bu nasıl sıralanabilir? Birlerin kendi aralarında yer değiştirmesi sayıyı değiştirmiyor. Fakat 2 buraya gelebilir. Şu basamağa, şu basamağa ve şu basamağa gelebilir. Şöyle yazdığımızda yani 1121, 1112, 1211, 2111 şeklinde 4 tane farklı olasılık alıyor. Dolayısıyla burada 4 olasılım var. 3'e geçtiğimde 3 basamak sayı nasıl olur? Ya 3 1 birin toplamı olacak ya da 2 2 birin toplamı olacak. Bunlar da kendi aralarında e, ne kadar yer değiştiriyor diye bakarsak. 3 aynı şekilde 4'teki mantıkla 1 1 3 1 3 1 veya 3 1 1 oluyor. 2 2 1'de de 2 2 1 1 2 2 veya 2 1 2 oluyor. Dolayısıyla 6 olasılığım da burada var. Ve geçtim buraya. 6 4 1 11 olasılık var. Burada da 5'i 2 basamak sayılar 23 ya yani 2 ve 3 4 ve 1 ile oluşturabiliyoruz. Bunlar da kendi aralarında yer değişiyor. 23, 32, 14 ve 41 oluyor. Burada da 4 olasılığım var. Topladığımda 15 olasılığa ulaşıyorum. Biraz şey bir soru geldi. Yani farklı diğerlerine göre de farklı. Ben uzun da bir yoldan çözdüm. Sıkıcı gibi bir yol aslında ama hani bu şekilde hani orada permütasyon olarak işte sıralamada şey yapabilirdik ama 3'ün birlisi falan gibi. O da çok kısaltmıyor bir şey değiştirmiyor. Ben gene mantığını göstererek çözdüm. Umarım faydalı olmuştur video. Yeni videolar için kanala abone olabilirsiniz.